Kripto manşet kanalından herkese selamlar arkadaşlar. BTC 57 bin doların üstünde tutunmayı başarırsa diğer altcoinlerimiz de güçlenecek ve yükselmeye devam edeceğini belirtmiştik bir önceki videoda. BTC an itibariyle 58 bin dolar üstüne mum attı ve 58 bin doların üstünde kapanışlarla beraber daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi çoğu altcoin yeşil arkadaşlar. CoinMarketCap'e baktığımız zaman genel kripto para borsasına para akışı var. 4,5'lik bir büyüme var arkadaşlar. Bu da bizim için gayet güzel bir haber. Önümüzü daha net görebiliyoruz. BTC'nin analizine geçelim arkadaşlar. Bir önceki videoda belirtmiştim. Yükselen bir trend vardı. Bir an önce bu trendin içine girebilirsek her şey yolunda olacak. Korku ve panik olmayacak demiştik. Ve trendin içindeyiz arkadaşlar. 57 bin doların üstünde birkaç mum kapanmış arkadaşlar. Ve artık bizim desteğimiz oldu. Kolay kolay 57 bin doların altına düşmemesi beklenebilir. Bir önceki videolarda bir arkadaşımız yorum yapmış. Ben çok fazla yatırım tavsiyesi değildir olarak tekrarlamışım arkadaşlar. Bunu artık bundan sonraki videolarda dikkate alacağım. Ve çok sık bir şekilde yatırım tavsiyesi değildir demeyeceğim. Videonun başında şu an söylediğim gibi burada yaptığımız analizler ve yorumlarımız şahsi fikirlerimiz. Hiçbir kimseye yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Şimdi desteğimizden tekrar güç alıyor. Bizim beklentimiz arkadaşlar burada 50 bin dolar civarı desteğimiz ve yükselen trendin içinde kalması BTC'nin. Kaldığı sürece destekten güç alıp dirence doğru yaklaşıp tekrar düşüp tekrar destek alıp tekrar yükselmesidir. 60 bin dolar ilk direncimiz, 62 bin dolar ve 65 bin dolar beklediğimiz dirençler arkadaşlar. Umarım sırasıyla hep her birini aşar ve BTC yükselir gerçekten. BTC yükseldikçe altcoin'ler de yükselecektir. Biliyorsunuz ki altcoin'ler BTC'ye bağlı. O yüzden BTC'nin hareketleri bizim için önemli. Şimdi arkadaşlar BNB Coin'e geçelim. BNB Coin'de biliyorsunuz ki BTC gibi yükselen bir trendin içindeydi. Dün BTC'nin düşüşüyle beraber bu trendten çıkmıştı. Bugün itibariyle tekrar bu trende girdi arkadaşlar. 640 dolar bizim ilk desteğimiz. 600 dolar, 640 doların üstüne mum kapanışlarda trendde yavaş yavaş yükselmeler devam edecektir. Yükselmesi durumunda 670 ilk direnç. 670'ten sonra arkadaşlar 700, 720 ve 800 bizim dirençlerimizdir. BNB'nin artacağını düşünüyorum. Kolay kolay tekrar bu trendden düşeceğini düşünmüyorum. Düşmesi durumunda da 620 dolar ilk desteğimiz. Ondan sonra 600 dolar. Daha sonrasında 580 dolar bizim sağlam desteklerimiz arkadaşlar. Ben 580 dolara düşeceğini düşünmüyorum. 620-600 arası düşebilir ama tekrar bu trende girebileceğini ve yükseliş bekliyorum BNB'de arkadaşlar. Önü çok açık bir coin açıkçası. O yüzden tekrar bu trende girip yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Bir önceki videoda XRP'den bahsetmiştik. XRP'de beklentilerimizden bahsetmiştik arkadaşlar. Şu an 1,60 direncini kırdı. 1,67 güncel piyasa durumu. Bizim beklentimiz burada çizdiğimiz gibi arkadaşlar yukarı doğru eğilim. Ama bu tabi bu böyle dik olmayacak arkadaşlar. Beklentimiz şu yönde. Şuradan hemen çizelim arkadaşlar. Burada biraz böyle takıldıktan sonra yukarı doğru kendini atacaktır. Burada biraz takılacağını düşünüyorum. Burada da 1,60 direnci kırdıktan sonra bizim desteğimiz oldu. Güçlü bir desteğimiz oldu arkadaşlar. Düşmesi durumunda ilk başta 1,60 dolarlara, daha sonrasında 1,50 ve sırasıyla EMA100'e kadar 1,37 dolara kadar düşebileceğini düşünüyorum. Ama sonuç olarak burada biraz takıldıktan sonra yukarı doğru çıkıp çıktıktan sonra da gördüğünüz gibi ekranda bir çanak formasyonu oluşacak. Ve 2 dolar 2,5 dolarlara kadar gelebileceğini düşünüyorum. XRP beğendiğim bir coin arkadaşlar. Tahminlerimiz de sırasıyla çıkıyor. BTC için ne demiştik arkadaşlar? Demiştik de 57 bin doların üstünde tutunabilirse 58 bin ve 60 bin dolara doğru gidecek. Şimdi tekrar söylüyoruz. Yükselme trendinde 60 bin dolar, 62 bin dolar ve 65 bin dolarları görmesi muhtemel arkadaşlar. XRP için de bir önceki videoda 1,60 doları geçerse yükseliş başlayacağını belirtmiştik ve şu an yükseliş başladı arkadaşlar. Tahminlerimizin aşağı yukarı doğru çıkması bizi mutlu ediyor. Umarım arkadaşlar siz de dikkate alıyorsunuzdur anlattıklarımızı. Şimdi BTT'ye geçelim. BTT'de arkadaşlar Nisan ayında sert bir düşüşle beraber düştüğü yerde kaldı. Diğer altcoin'ler yükselmesine rağmen BTT standart bir şekilde burada gördüğünüz gibi yan yatay formasyonunda devam ediyor. Burada beklentimiz arkadaşlar bizim desteklerimiz bu Nisan ayındaki sert hareket dışında desteklerimiz her zaman bir destek görevi görüyordu. EMA100, EMA20 ve EMA50 desteklerimiz var. Dün BTC'nin düşüşüyle beraber bu desteklerin altına düşüp sonra öncelikle EMA20'nin üstüne, EMA50'nin ve EMA100'ün üstüne atmıştı kendini. Şu an EMA50 desteğini tutunuyor arkadaşlar. Buradaki ilk beklentimiz 0.070'lerden
Yani sıfırlatıyoruz. 71 tarafına geldikten sonra burada birkaç saatlik mum atarsa ilk hedefimiz 0.75, sonra 0.80 arkadaşlar. BTT'nin de yükseliş zamanı geldiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi XRP'deki gibi şöyle bir durum var arkadaşlar. Birden yukarı doğru füze gibi değil. Burada böyle yatay eksenler çizerek yavaş yavaş böyle yükselebilir. Yani şöyle değil de arkadaşlar, biraz yatay olarak yükselecek. Düşüncem bu yönde. Bu Nisan ayında BTC'nin sert düşüşüyle beraber çoğu altcoin aşağı yukarı aynı grafikte arkadaşlar. Hani yükselebilecek potansiyeldeki coinleri seçmeye çalışıyorum. Aşağı yukarı aynı işlemleri yapacak. XRP gibi hafif yukarı çıktıktan sonra zaten gördüğünüz gibi burada bir çanak oluşturacak arkadaşlar. Bu çanak bizim için önemli. Bu çanak da oluştuktan sonra şöyle gösterelim hemen. 0.90'lara, 0.85'lere gelirse şöyle bir çanak oluşturuyor. Ve bu çanağın devamında arkadaşlar uzun vadede geleceği noktalar 0.10'lar. Gördüğünüz gibi bu formasyon BTC sert bir hareket yapmazsa, yani düşüp veya çıkması BTC'nin çok önemli değil. Ama yeter ki sert yükselmesin ve sert düşmesin. Yani sert bir hareket yapmasın arkadaşlar BTC. Sabit kalsın. Bizim bu formasyonda tıkır tıkır işleyeceğine inanıyorum. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Ama gerçekten BTT'nin de yükselme zamanı geldiğini düşünüyorum. Bir sonraki coin'imize bakalım arkadaşlar. Dot coin'imize. Polkadot. Şimdi burada da arkadaşlar biliyorsunuz ki desteklerimiz çalışıyor. EMA100, EMA50 ve EMA20. Tekrar buradan bir EMA20'den güç alıp EMA100'e kadar gelmiş. EMA100'de desteğimiz olmuş. Birkaç kere EMA20 ve 100'e mum atmış. Daha sonrasında dünden sonra biraz düşüş başladı ve EMA100'de en son takılmış arkadaşlar. EMA100 yani 34 dolar civarı bizim gerçekten sağlam bir desteğimizdir. Kolay kolay bunun altına düşeceğini düşünmüyorum. Zaten buradan destek alıp tekrar yükselişine geçmiş. Şu an 39 dolar civarı arkadaşlar. Bir sonraki direncimiz bizim 40 dolardır. 40 dolar üstüne birkaç tane mum kapanışı olursa eğer, şayet kademeli olarak 40 dolardan sonra 42 dolar, 44 dolar ve 48 dolarlara doğru geleceğini düşünüyorum. Ve daha deminki grafikte de gibi BTT'nin grafiği ve XRP'nin grafiği gibi bu da arkadaşlar burada böyle takıldıktan sonra buralara kadar gelebileceğini ve geldikten sonra çanak formasyonu Polkadot içinde, Dotcoin içinde geçerli olacağını düşünüyorum. Umarım BTC böyle devam eder. Piyasalar yeşil devam eder. Bir düşüş olmaz. Kırmızı görmek istemiyoruz artık bir sürede. Kırmızıydı. Yeşil olunca insan mutlu oluyor. Umarım belirttiğimiz gibi istediklerimiz yönde ilerler. Eğer sizin de elinizde olan coinler varsa arkadaşlar Twitter adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda ilettiğiniz coinleri de analiz yapabilirim. Videoyu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.